Ya manzara dedik gelene bak. Çöp toplama arabası geliyor. Ben şansıma tüküreyim. Ha, bunun dışında da çok güzel işler var. Doktor da olabilirsiniz ama ya istiyorsanız okuyun. Olun. Aha gene uçak geliyor. Bir susalım. Geç hadi daha. Heh, uçtu. İnşallah ses de iyidir. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kanada'da yapabileceğiniz 5 işten bahsedeceğim. Güzel kazanç getiren işlerden bahsedeceğim. Bugün e-yorlama yok. Bugün bilgi odaklı bir içerik var karşınızda. Çünkü hala daha kanalımı izleyen birçok Kanada'ya göçmeyi düşünen kişiler ya da Kanada'da yaşayanlar var. Dolayısıyla böyle bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Yani burada size hani kimsenin bilmediği Kanadalılar arasında sır olan ve aşırı kolay size çok para kazandıracak 5 tane iş söylemeyeceğim. Ben size nereden bulayım öyle? Ya eğitim gerekiyor ya da hani bir sürenizi buna vakfetmek ve zaman içerisinde ilerlemeyi beklemeniz gerekiyor. Ama bu işlerin hepsi güzel para kazandırıyor. Şimdi öncelikle birincisi dental hygiene. Dental hygiene benim buraya gelmeden önce bilmediğim bir şeydi ki benim eşimin de mesleği bu. Yani Kanada'daki mesleği bu. Ve ne olduğunu kesinlikle anlamıyordum. Şöyle ki yani diş temizletmek 5 dakikada temizliyor. Dişçi temizliyor zaten. Hani sana ne gerek var diye düşünüyordum. Anlamıyordum. Fakat diş temizlemenin bu derin bir versiyonuymuş. Çünkü çok teknik bilgiye girmeyeyim ama işte diş etiyle diş arasında bayağı bir boşluk varmış ve o boşlukta bir sürü şey birikiyormuş. İşte bunlar dişin kökten çürümesini falan sağlıyormuş. Dolayısıyla bu dental hygiene o derin temizliği yapıyor. Tamam? Sadece hani cila yapıp parlatıp seni çıkarmıyor. Ve buradaki diş sağlığı sistemi şöyle işliyor. Her 6 ayda bir insanlar eğer geliri buna el veriyorsa ya da sigortası varsa diş temizletmeye gidiyorlar. Bu diş temizleme aynı zamanda bir check-up oluyor. Ve orada bir sorun varsa tespit edilip sonra dişçiye yönlendiriliyorsunuz. Hani dişim ağrıdı diye koştur koştur dişçiye gideyim şeklinde çalışmıyor sistem. 6 ayda bir gidilen bu diş ziyaretlerinde gördüğünüz kişi çoğunlukla dental hygienist oluyor. Dişçi belki bir 5 dakika uğruyor gidiyor. Ne yapıyor? Dental hygienist dediğim gibi temizliği yapıyor. Tartar temizliği yapıyor. Röntgen çekiyor. Florür tedavisi falan uyguluyor. Kanada'da bu dental hygiene işini yapanların yıllık ortalama geliri 85 bin dolar kadar. Fakat hani bu nerede yaşadığınıza ve deneyiminize göre de değişiyor. 70 bin dolardan 120 bin dolarlık bir skalaya kadar herhangi bir yerde geliriniz olabilir yıllık. Saatlik ücretler 44 dolardan başlayıp 70 dolara kadar çıkabiliyor ama yani ben 44 dolarla çalışanı da pek görmedim. Belki ben Vancouver'da yaşadığım içindir. Çünkü burası zaten pahalı bir eyalet. Toronto'da falan biraz daha düşük oluyor bildiğim kadarıyla maaşları. Ama bu iş gerçekten benim daha önce bilmediğim, Kanada'ya gelmeden önce duymadığım gayet de geliri güzel bir iş. Tabii ki bunun için okumak gerekiyor. 2 veya 3 yıl bir okula gitmek gerekiyor. Burada işte çeşitli kolejlerde falan bunun programları var. Kolej diyorum çünkü hani üniversite değil, college işte kolejler mi diyeyim, ne diyeyim yani meslek yüksekokulu mu diyeyim, oralarda veriliyor eğitimi. 3 yıl, 2 yıl, 18 ay olan da var. Çıktığınız zaman gerçekten yüksek maaşlarla çalışıyorsunuz ve talepte gören bir iş. Bir güzel tarafı da esnek olması. Yani isterseniz bir ofise bağlı kalmadan her gün farklı ofislere giderek çalışabilirsiniz ve bunun da bir avantajı şu. Diyelim bir ay tatil yapmak istiyorsunuz. Hani normalde şirketlerde 2 haftalık tatiller var. Burada bir ayda yapmak isteseniz o esnekliği size veriyor. İkinciye geliyorum. Bu işe girme çok kolay. Bunun bir kitapçığı var. Yani istiyorsanız kursa da gidin ama esas olarak bir kitapçığı var. O kitapçığı alıyorsun, okuyorsun, çalışıyorsun ve sonrasında sınava giriyorsun ve bir sertifika ya da lisans alıyorsun diyelim. Bunu da yapan çok var ama para kazanabilir misiniz? İşte o kısmı az sonra anlatacağım. Önce işin ne olduğunu söyleyeyim. Emlakçılık. Emlakçılık burada zaten gelir gelmez göreceksiniz. Yani bu böyle çok bilinmeyen sır falan değil. Ya da size çok gizli bir bilgi de vermiyorum. Emlakçılık burada çok popüler bir meslek ve gelir gelmez duymaya başlayacaksınız emlakçı üzerine şehir efsanelerini. Yani işte bilmem kim emlakçılık yapmaya başladı, aldı yürüdü, milyoner oldu falan şeklinde efsaneleri duymaya başlayacaksınız ki değil çünkü olan var. Fakat dediğim gibi bu işe giriş kısmı kolay. Hani çok fazla bariyer yok. Ama para kazanması kolay mı? Hayır. İşte satış yapabilmek için gerçekten çok uğraşmak gerekiyor. Belki yıllar gerekiyor. İnanılmaz bir hani network gerekiyor. Çünkü
ajanslıklar üzerinden geliyor size müşteriler çoğunlukla. Yani gelecek. Hani ajans, emlakçı ofisleri de var ama tanıdığınızın olması çok önemli. Kesinlikle kolay bir iş değil. Biraz da şeyle de bağlantılı. Hangi ülkeden olduğunuzla da bağlantılı. Mesela Vancouver, Çinlilerin ve İranlıların çok olduğu bir yer. Genellikle bu işte emlak mucizesi, emlak üzerinden aşırı servet edinen insan hikayeleri de yani bu komünitelerden çıkıyor. Türk toplumunda da burada bir artış var ama o kadar fazla değil. Tabii ki kimse kendi toplumuna, kendi işte ülkesinden gelen insanlarla sınırlı olmak zorunda değil ama genellikle ben bunu gözlemliyorum. Diğerleri biraz daha az oluyor ve dediğim gibi çok çaba gerektiriyor. Yani her ne kadar böyle işte bilmem kim emlaktan şu kadar para kazandı falan hikayelerine inanmak kolay olsa da o parayı işte kazanmak için bayağı bir müddet uğraşmak gerekiyor. Sonuçta bu kendi işinizi kurmak gibi bir şey. Birçok insan da şey diye hani ne olacak abi yılda bir tane bile satsam hani o arada başka işler de yaparım bunu da yaparım mantığıyla giriyorlar ve başarılı olanlar da var. Rekabetin yoğun olduğu bir alan. Başarılı olursanız da sky is the limit diyebileceğimiz bir alan. Peki bir emlakçı ortalama ne kadar kazanır? Yani 60.000'den 128.000'e kadar birçok rakam gördüm. Bu kadar farklı birbirinden rakamların ortada dolanmasının sebebi de garantisi yok bu işten bu paraları kazanmanın. Fakat başarılı paralar kazandıran bir iş tabii ki. Üçüncü söyleyeceğim iş de gene biraz daha uzun eğitim almak gerektiren bir iş kolu. Fakat orada yükselmenin bir yolu var. Bizde olmayan, Türkiye'de olmayan, benim duymadığım bir sistem var. Ve o sistem sayesinde neredeyse doktor maaşı almak mümkün. Hemşire veya pratisyen hemşire olmak. Pratisyen hemşirelik olmak için hemşire olmak gerekiyor. O yüzden oradan başlıyorum. Maaşı ne onu söyleyeyim. Hemşirelik maaşı 70.000 dolarla 90.000 dolar arası gidiyor geliyor. Eğer pratisyen hemşire olursanız o zaman maaşınız yani 120.000-150.000 dolar yıllık. Uzun bir eğitim dönemine zaman vakfetmeniz gerekiyor. Şimdi hemşire olmak için çok farklı yollar var. Zaten Kanada'da bu batı ülkelerinin hepsinde mi böyle bilmiyorum ama Kanada'da zaten her şeyin birkaç farklı yolu var. Hemşire olmanın da böyle. Eğer sağlık konusunda deneyiminiz varsa zaten bir hemşireliğiniz varsa hani ya da işte bu alanlarda bir eğitiminiz, iş tecrübeniz varsa böyle hızlandırılmış programlar var. Mesela bu programlar belki bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde size hemşire sertifikası, sertifika denmiyor da diploması kazandırıyor. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa buradaki işte lise denkliğinizi almanız gerekiyor. Sonrasında ya bir diploma programına gidiyorsunuz, diploma programı işte college'larda oluyor genellikle. Meslek yüksekokullarında oluyor. Ya da üniversitelerde bunun lisans derecesi de veriliyor. Ve en sonunda registered nurse denilen, hani kayıtlı, lisanslı bir hemşire oluyorsunuz. Benim amacım Kanada'ya gelmek olsa hemşirelik gerçekten bunun görece olarak kesin yollarından biri. Türkiye'de ne kadar yorulduklarını biliyorum ve hani hakları da ödenmeyen bir meslek grubu onlar da. Ve Türkiye'de hani 6 gün falan çalışan hemşire var ve asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstüne çalışıyor. Bu tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü insan sağlığını, insan hayatını bu kişilerin eline emanet ediyorsun. Bu kişilerin tatmin edici bir maaş alması gerekiyor. Bu da bana yani çok bariz bir şekilde belli ama neyse. Türkiye'de tabii ki maalesef öyle değil ama burada öyle. Burada hemşireler gayet güzel maaşlar alıyor. Çalışma düzenlerine gelince hastanede mi yoksa doktor ofisinde mi çalışıyorsunuz ona göre değişir. Eğer doktor ofisinde çalışıyorsunuz ki Kanada'da çok fazla opsiyon yok çünkü her şey kamu. Kamu hastaneleri var Kanada'da böyle özel hastaneler yok. Dolayısıyla özelde çok fazla opsiyon yok, seçenek yok. Ha, ama diyelim ki özelde çalıştınız. Bir iş buldunuz belki estetik yapan işte botoks vesaire hani bu tarz şeyler yapan kliniklerden birinde bir iş bulabilirsiniz elbette ki. O zaman hani 9'dan 5'e işte cumadan pazartesiden cumaya çalışıyorsun. Hastanelerde kamu personeli olarak çalışıyorsanız günlük çalışma şeyiniz biraz daha uzun oluyor. 10-12 saat olabiliyor belki ama birçok hastanede şöyle bir sistem var. 4 gün çalışıyorsun 4 gün çalışmıyorsun. Ve nöbet olayı tabii ki var hemşirelikte ama öyle bir ayarlanıyor ki mesela bir hafta işte sırf gece geliyorsun, öbür hafta gündüz geliyorsun. Yani bunu çok dengeli bir şekilde ayarlıyorlar çünkü hemşirelikte burnout denen olay çok sık olduğu için özel işte insan kaynakları departmanında bu haftalık programları belirleyen kişiler var ve hemşireler çok fazla bunalmadan çalışabilsin. Hani buna özel bir şekilde planlama yapılıyor. Pratisyen hemşire ise aslında hemşireliğin üzerine biraz daha eğitim alarak
biraz daha demeyeyim, bayağı bir eğitim alarak ulaşabildiğiniz bir seviye. Fakat bu artık doktorlukla eşdeğer oluyor. Hemşirelik konusunda master yaparsanız ya da kendi seçtiğiniz alanda master yaparsanız ve bir takım ekstra sertifikalar alırsanız pratisyen hemşire olabiliyorsunuz. Fakat kendi alanınızda sadece, mesela siz nefroloji hemşiresi misiniz? Ben nefrolojiden örnek veriyorum çünkü nefroloji benim de çok sık ziyaret ettiğim bir yer. İşte bir nefroloji, kardiyoloji hangi departmanda ya da yeni doğan hangi departmanın hemşiresiyseniz o departmanın pratisyen hemşiresi olabiliyorsunuz eğitimlerinizi tamamladığınızda. Fakat ondan sonra yani reçete yazma hakkınız da var, önleyici tedavilerde bulunma hakkınız da var. Doktorla neredeyse aynı şekilde görev yapabiliyorsunuz ve maaşınız da ona göre artıyor tabii ki. Yani orada maaşlar artık dur bakayım ne kadar oluyordu. 116 bin ile 150 bin dolar arası yıllık. Ve daha deneyim arttıkça elbette ki o 150 bin dolardan daha yukarı da çekilebilir. Çünkü doktorsunuz arkadaşlar, artık pratisyen hemşire dediğimiz doktor oluyor. Dördüncü iş kolu aslında bir grup iş kolu olarak bahsedeceğim bunlardan. Yani tek bir iş değil. Birkaç tane iş vardı ve hepsinin hem gelir olarak hem de işe girme için gereken eğitim olarak birbirine çok benzediğini fark ettiğim için bunları bir grup yaptım. Tesisatçılık, elektrikçilik ve kaynakçılık. Şimdi bunlara niye gülüyorum? Çünkü yani ben size gül bahçesi vaat etmedim ve Türkiye'de hani bu işler böyle çok fazla gelir getiriyor mu bilmiyorum ama getirmediğini zannediyorum. Yanlışsam düzeltin. Burada ama bunlar çok talep olan ve gayet de iyi gelirler kazanabileceğiniz işler. Şimdi hepsinin ortalamasını vereceğim, aşağı yukarı benzer. Mesela tesisatçı da 70 bin ile 100 bin arası. Elektrikçi de 60 binden başlıyor. Kaynakçı da 60 binden 80 bine kadar değişebiliyor. Galiba bunların içerisinde en avantajlısı tesisatçı oluyor. Çünkü tesisatçıların çoğu kendi işlerini kurabiliyor ve ondan sonra hani 100 bin bandında da kazanç sağlayabiliyorlar. Peki eğitim gerekiyor mu? Yani bir çıraklık belgeleri falan alınması gerekiyor. Yani bizim Türkiye'deki çıraklık belgesine benzer şeyler alınması gerekiyor. Hepsinin hani 3 aşağı 5 yukarı benzerlikleri var. Ayrıştığı yerler de var ama yani genellikle şöyle. Ya hani iş konusunda bir deneyiminiz oluyor. Diyelim siz bir elektrikçinin yanında çalışmaya başlıyorsunuz. Orada tabii çok fazla para almıyorsunuz o esnada ama çıraklık belgelerinizi aldıktan sonra daha fazla para kazanmaya başlıyorsunuz. Ve tamamlamanız gereken eğitimler var ama ne kadarlık eğitimler bunlar? Belki 3 aylık, belki işte 6 haftalık aralarda eğitimler tamamlıyorsunuz ve biraz da staj yapıyorsunuz. Ve en nihayetinde 4 tane seviye var. O 4 seviyeyi geçtiğiniz zaman artık ustasınız. Burada talebin de çok olduğu işler ve kendi işinizi kurma şansı da verdiği için kazancınızın daha da artmasına izin veren işler. Uzun yıllar okula gidip sonrasında bir gelir kazanacağınız, hani bunu da gayet güzel başlayıp daha hızlı bir şekilde belki iyi gelir kazanacağınız bir şeye ulaşabiliyorsunuz. Erkek olsaydım bu işleri düşünürdüm. Cinsiyetçilik yaptım ama yaptım vallahi. Ne yapayım artık, yaptım. Son olarak yapı denetimi. Yapı denetimi de güzel gelir sağlayabileceğiniz işlerden bir tanesi. Ortalama 75 bin dolar kazanıyor yapı denetimciler. Daha fazla da olabilir. Gene bunda da kendi işinizi kurma şansınız da var. Ya da işte emlak şirketlerinden bir tanesinde çalışma ya da müteahhitlik şirketlerinde çalışma şansınız var. Hani hangisini tercih ederseniz. Bunun sertifikasını almak da, burada her şeyin sertifikası var anladığınız gibi. Bunun sertifikasını almak da çok zor değil. Bu sektörde bir background'unuz olması gerekiyor. Yani bu sektörde bir deneyiminiz, bir şeyiniz olması gerekiyor. Bir deneyiminiz varsa birkaç part-time gene olan kursa giderek ve sınavlara girerek yapı denetimci sertifikası almanız mümkün. Bu derslerde işte meslek yüksekokullarında vesaire öğretiliyor. Mesela neler? Yangına karşı koruma, inşaat güvenliği. Bu gibi alanlarda işte kurslar almanız gerekiyor, dersler almanız gerekiyor. Bunun zamanı ne peki? Yani bir yıla da yayabilirsiniz. 10 ayda da yapabilirsiniz. Bir kursa gidip işte 2-3 ayda onu tamamlayıp sonraki dönem bir başka kursa gidebilirsiniz. Bunların hepsini de zaten part-time de yapabilirsiniz. O anlamda da girişi kolay bir iş diyorum gene. Ve maaşlar da dolgun. Maaşlar dolgun. 75 bin dolar civarında. Gayet güzel bence, yani insana yeter. Bunlar Kanada'da yapabileceğiniz, görece olarak iyi gelir getiren ve hani göçmen de olsanız buraya
30'lu yaşlarınıza dahi gelmiş olsanız sertifikalarınızı alıp başlayabileceğiniz işlerdi bana göre. Ha, bunun dışında da çok güzel işler var. Doktor da olabilirsiniz ama ya istiyorsanız okuyun. Olun. Noter, avukatlar da güzel kazanıyor bildiğim kadarıyla. Varsa niyetiniz okuyun. Hele noter, yani sonuçta bir dükkan açıyorsun. Sonra istersen sen orada dur, ister durma. Fakat bunlar için burada üniversite bitirmek gerekiyor. Bence çok güzel bir video oldu. İnşallah bilgi dolu bir video oldu. İnşallah izlersiniz ya. Bilmiyorum, sıkıcı mı oldu biraz acaba? Neyse, ne yapalım, çektik artık. Yarın montajda görürüz ne olduğunu. Neyse, kendinize iyi bakın. İnşallah kanalaya gelmeyi planlayanlarınız, isteyenleriniz varsa hepinizin gönlüne göre olsun. Burada olanlar da varsa bakın arkadaşlar bunu düşünün. Ha, şey de çok güzel bak, inşaatlarda çalışıyorsanız, dur onu unuttum. İnşaatlarda çalışıyorsanız ve inşaatlarda deneyim kazanıyorsanız şantiye şefi olmaya çalışmak da çok güzel bir kariyer planlaması olabilir. Çünkü şantiye şefleri bayağı güzel kazanıyor. Yıllık işte 100 bin, 120 bin dolar arası kazanıyorlar. Eğer iyi deneyiminiz varsa hani bunun sertifikalarını çok kendinizi paralamadan da alabilirsiniz. Ama hani inşaat mühendisiyseniz bunu deneyebilirsiniz. Çünkü iyi bir gelir elde ediliyor. Burada ne kadar güzel oturuyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Kendinize iyi bakın Romalılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.